Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bilimsel araştırma yöntemleri ve etik dersinde konumuz bilimsel araştırma desenleri. Şimdi öncelikle bilimsel araştırma desenine nasıl karar verileceği konusunda bilgi vermek istiyorum. Bilimsel araştırmanın en önemli aşamalarından bir tanesi bilimsel araştırma desenine karar verildiği aşamadır. Burada önemli olan şey nedir? Burada belirleyici olan şey araştırmanın konusu ve problemin durumudur. Yani hangi konuda çalışıyorsanız ve ne tür bir problemle karşı karşıyaysanız ona göre bir metodoloji belirlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla her problem durumu kendine özgü bir araştırma deseni gerektireceğinden dolayı ona uygun bir yöntemi seçmeniz gerekiyor. Mesela belirli bir ülkede ya da belirli bir şehirde kamu kurumlarında görev yapanların mobbinge maruz kalma sıklığını inceleyen bir araştırmada daha ziyade nicel bir araştırma deseni kullanmak zorundasınız. Yani sayıların ön plana çıktığı, sayısal verilerin dokümante edildiği bir araştırma deseni kullanmak zorundasınız. Ama belirli bir ülkede ya da belirli bir şehirde kamu kurumlarında görev yapanların mobbinge maruz kalmaları durumunda ne hissettiklerini merak ediyorsanız, bu yaşantıyı nasıl anlamlandırdıklarını merak ediyorsanız ya da bu yaşantının onların iç dünyalarında ne gibi olumsuz sonuçlara yol açtığını merak ediyorsanız o zaman sadece sayılarla ifade etmek bir anlam ifade etmeyecektir sizin için. Neden ve nasıl ilişkilerini de ortaya koymak üzere nicel bir araştırma deseni yürütmeniz gerekiyor. Buradan da anlaşılabileceği üzere nitel araştırma desenleri daha çok betimlemeye ve yorumlamaya dayalı veriler ortaya koyar. Nicel araştırma desenleri ise daha çok sayılara dayalı bir veri topluluğunun ortada olduğu araştırma desenidir. Peki nicel mi nitel mi? Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Son yıllarda bir takım makalelerde, tezlerde ya da proje raporlarında araştırmacıların hem nicel hem de nitel araştırma desenlerini bir arada kullandıklarını görüyoruz. Aslında bunun arkasında yatan temel neden konunun en sonuna doğru da tekrar masaya yatıracağımız üzere insanın ve insanın eylemlerinin karmaşık bir doğaya sahip olması. Yani bazı şeyleri yalnızca rakamlarla ifade etmek mümkün değildir. Bazı şeyleri yalnızca betimleyerek ya da yorumlayarak da açıklamak mümkün değildir. Bazen bu iki deseni bir arada kullanmak gerekmektedir. Dolayısıyla araştırmacılar artan oranda sosyal gerçekliği tüm yönleriyle dokümante edebilmek amacıyla hem nitel hem nicel araştırma desenlerini bir arada kullanmaktadırlar. Peki bilimsel araştırma deseni nedir? Araştırmacıların sorularının yanıtlanabilmesi amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan bir plandır aslında bilimsel araştırma deseni. Bu plan yoluyla araştırmacı araştırma sorularına hangi yöntem ya da teknikleri kullanarak yanıt vereceğini belirlemektedir. Bilimsel araştırma desenlerini temel olarak üçe ayırmamız mümkündür. Bunlar nitel araştırmalar, nicel araştırmalar ve karma araştırmalar olmak üzere. Önce nicel araştırmalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Nicel araştırmalar konunun girişinde de söylediğim üzere sayıların kullanılmasına ve yorumlanmasına dayalı bir araştırma türüdür. Dolayısıyla burada toplanan veriler sayılardan oluşacaktır ve bu verilerin analizine odaklanılan bir araştırma türü ortaya çıkacaktır. Nicel veriler sayısallaştırılabilen ve sonucunda elde edilen veriler üzerine istatistiksel analizler yapılabilen verilerdir. Ve nicel araştırmanın temel amacı bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Dolayısıyla toplanan veriler sayı formatındadır ve genellikle anket, ölçek, gözlem formu gibi deneysel sonuçlar kullanılarak elde edilmektedir. Nicel araştırmaların ne tür üstünlükleri vardır? Yani sayılar kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaların ne tür üstünlükleri vardır? Büyük örneklemler kullanıldığında araştırma sonuçları genelleştirilebilir. Yani yeterince büyük bir denek grubu kullanıyorsanız oradan elde ettiğiniz sonuçları analiz ettikten sonra evrenin tamamına genelleme şansınız bulunmaktadır. Ve aynı zamanda sistematik ve veya standartlaştırılmış bir karşılaştırma yapacaksanız nicel araştırma yapmanız önerilmektedir.
Ve sonuçta elde edeceğiniz verileri istatistiksel analiz metotlarıyla, örneğin SPSS'le analiz edeceğinizden dolayı analizlerin sonuçları geçerli ve güvenilirdir. Bu SPSS gibi istatistiksel yazılım programları verileri çok kısa sürede ve çok hızlı bir şekilde analiz edebildiğinden dolayı bu da bu tür araştırmalarda önemli bir avantajdır. Peki nicel araştırmaların zayıf yönleri var mıdır? Elbette bazı zayıf yönleri vardır. Bir kere toplumsal bir olayın derinlemesine incelenmesi nicel bir araştırmayla pek mümkün değildir. Mesela toplumsal gerçekliği pozitivizmin nasıl şekillendirdiği ya da insanların eylemlerini nasıl yorumladığı bu yöntemle açıklanamaz. Mesela dil testi araştırmalarında sadece dil becerileri, yeterliliği ve puanlamayı araştırabilirsiniz. Ancak herhangi bir dil testinde başarısız olan birisinin nasıl başarısız olduğunu ya da niçin başarısız olduğunu soracak olursanız bu soruların cevaplarını kuvvetle muhtemel rakamlarla alamazsınız. Kişinin o anda içerisinde bulunduğu duygu, durum ve çevresiyle olan iletişiminden yola çıkarak anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu tarz durumlarda nicel araştırma tekniklerini kullanmak derinlemesine bilgi elde etmek için yetersiz kalabilir. Nicel araştırmalarda problemin yalnızca anlık bir görüntüsünü elde edebilirsiniz. Sadece o problemin içerisinde ve sadece odaklanılan değişkene yoğunlaşabilirsiniz. Onun dışına pek fazla çıkamazsınız. Ve aynı zamanda bir anket uygulayarak veri elde ediyorsanız eğer, ankete katılanların deneyimlerini ve bakış açılarını göz ardı edersiniz. Çünkü ankette bazı sorular vardır ve o sorulardan yola çıkarak alınan cevaplar vardır. Ama o rotanın dışına çıkmanız mümkün değildir. Nicel araştırma deseni türleri şunlardır. Tarama araştırmaları, ilişkisel tarama araştırmaları, nedensel karşılaştırma araştırmaları, deneysel araştırmalar, tek denekli araştırmalar ve meta analiz olmak üzere 6 farklı kategoride incelenir. Şimdi bu kategorilere biraz göz atmakta fayda var. Tarama araştırmaları geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Özellikle bir özellik, bir eylem ya da bir görüş olduğu gibi ortaya konulmaya çalışılır. Akla ilk gelen veri toplama yöntemi bu araştırma türünde ankettir arkadaşlar. Tarama araştırmalarının diğer araştırmalara göre bazı üstünlükleri vardır. Düşük maliyetle çok büyük bir örneklemden veri toplayabilirsiniz. Mesela ankette bunu çok rahat gerçekleştirebilirsiniz. Araştırma sonuçları genellikle genelleştirilebilir türde sonuçlardır. Katılımcılara geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış sorular sorarsınız. Çünkü anketleri hazırlarken geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış sorularla anket hazırlayacağınızdan dolayı alacağınız cevaplar da aslında araştırmanızın sonuçlarına ulaşabilmek için geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış veriler elde etmenizi sağlar. Tarama araştırmaları çok yönlüdür. Mesela eğitimde, tıpta, hukukta ya da mühendislikte çok rahat kullanılabilir. Bu alanların herhangi birisinde bilgi elde edebilirsiniz. Peki tarama araştırmalarının zayıf yönleri nelerdir? Katılımcıların görüşlerine göre araştırma sorularında herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Yani anketi uygularken farklı bir durum karşınıza çıktığında o duruma ilişkin herhangi bir değişikliği sonradan yapamazsınız. Esnek olamayacağınız için bu bir dezavantajdır sizin için. Ayrıca genellikle tarama türü araştırma sonuçlarıyla bir hipotez test edemezsiniz ya da bir kuram oluşturamazsınız. Tarama araştırmalarını 3 alt başlık halinde incelemek mümkündür. Bunlardan bir tanesi kesit tarama araştırmaları, bir diğerisi boylamsal tarama araştırmaları ve üçüncüsü ise geçmişe dönük tarama araştırmalarıdır. Bunlardan biraz bahsetmek gerekirse, kesit tarama araştırmalarında adından da anlaşılacağı üzere zaman içerisinde sadece belirli bir kısım araştırmaya konu edilir. Dolayısıyla zaman içerisinde anlık bir görüntü almanıza yardımcı olan araştırmalardır. Mesela geçmişteki sigara içme alışkanlığıyla bugünkü akciğer kanseri arasında herhangi bir birey için bir araştırma yapıyorsanız o kişinin geçmişte sadece sigara içtiği periyodu araştırırsınız. Örneğin 20'li yaşlarda başladıysa sigaraya 20'li yaşlardan 40'lı yaşlara kadar
mütemadiyen sigara tükettiyse ve 40'lı yaşlarda böyle bir hastalığa yakalandıysa siz o kişinin geçmişteki son 20 yıllık periyodunu incelersiniz sadece. O nedenle bu bir kesitsel tarama araştırmasının konusudur. Bir diğer alt çeşidi boylamsal tarama araştırmaları demiştik. Araştırma değişkenlerinin zaman içerisinde sürekli ya da tekrarlı ölçümler kullanılarak incelenmesi durumudur. Genellikle yıllar alabilir, hatta 10 yıllar boyunca gözlemler yapmak gerekebilir. Katılımcıları bir ayda gözlemleyebilirsiniz, 10 yıl boyunca da gözlemleyebilirsiniz. Ve bu gözlemi yaptığınız sürece odaklandığınız konuyu her seferinde değişik periyotlarda tekrar tekrar ölçer ve ortaya çıkan sonuçları birbirleriyle karşılaştırırsınız. Mesela üniversiteden mezun olmuş bir bireyin erişkinlikten bir yetişkinlik dönemine ya da erken yetişkinlik dönemini bitirmiş bir bireyin de orta yaş dönemine geçişinde yemek yeme, tutum ve davranışları arasındaki değişimi incelemek istiyorsanız bir boylamsal araştırma kullanabilirsiniz. Mesela kişi 10 yaşıyla 18 yaşı arasında, yani henüz üniversiteye başlamamışken, ne tür bir yemek yeme alışkanlığı sergiliyordu? Sonrasında 18 yaşından itibaren üniversiteye başladıktan sonra, örnek veriyorum, 25 yaşına gelinceye kadar ne tür bir yemek yeme alışkanlığı sergilemeye başladı? Yani bu iki periyot arasında yemek yeme alışkanlığı açısından bir farklılık oluştu mu, oluşmadı mı? Bunu boylamsal tarama araştırması kullanarak dokümante etmeniz mümkündür. Bir diğer tarama çeşidi de geçmişe dönük tarama araştırması arkadaşlar. Geçmişte gerçekleşen olaylar, günümüzde kişilerin görüşleri, hastane ya da olay kayıtları gibi mevcut kaynaklardan toplanan verilerle gerçekleştirilir. En önemli avantajı kısa bir süre içerisinde veri toplamaya uygun olmasıdır. Mesela hastane kayıtlarından hastalara ilişkin verileri, kayıtlar düzenli tutuluyorsa eğer, çok kısa süre içinde elde edebilirsiniz. Nadir görülen hastalıkların tespiti amacıyla bir tarama çalışması yapmak istiyorsanız geçmişe dönük araştırma çalışmasını ya da tarama çalışmasını çok rahat metodoloji olarak kullanabilirsiniz. Peki nicel analiz yöntemlerinin bir diğer alt grubu korelasyonel araştırmalar demiştik. Yani ilişkisel araştırmalar. Bir grubun bir veya daha fazla özelliğini birbiriyle karşılaştırmak ve arasındaki ilişkiyi, yani korelasyonu bulmak için gerçekleştirilen çalışmalardır arkadaşlar. İşte bu değişkenler arasında karşılaştırmayı nasıl yapabilirsiniz? Onların arasındaki ilişkiyi dokümante edebilirsiniz. Çapraz tablolamalar yapabilirsiniz ve korelasyonel gibi istatistiksel bazı teknikler uygulamak suretiyle bu ilişkiyi açığa çıkarabilirsiniz. Amaç değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. İki değişken varsa eğer çalışmanızda, iki değişkenli bir korelasyon çalışması gerçekleştiriyorsanız değişkenler arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak suretiyle ölçersiniz. Ve bunu istatistiksel analiz programlarıyla anlamlandırmaya çalışırsınız. Birbirleriyle ne kadar yakın ilişkili olduklarını dokümante etmeye çalışırsınız. Ve sonuçta bir korelasyon katsayısı çıkar ortaya. -1 ile +1 arasında değişen bir korelasyon katsayısı. Eğer tam ortada bir değer elde ederseniz, yani 0 değerini elde ederseniz, iki değişken arasında bir ilişki yok demektir. Ama eksi yönde bir korelasyon ya da artı yönde bir korelasyon elde ederseniz değişkenler arasında mükemmel düzeyde bir ilişki olduğu ortaya konulur. Mesela değişkenler arasında tam zıt ilişki vardır ya da değişkenler arasında bir pozitif korelasyon vardır diyebilirsiniz. Mesela şehir merkezinde yaşayan ailelerin sosyoekonomik durumlarıyla o ailelerin çocuklarının okul başarılarının arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir araştırma, bir korelasyon araştırmasıdır. Yani ailelerin sosyoekonomik durumları, yani gelir düzeyleri ve o gelir düzeyleriyle çocuklarının okul başarıları arasındaki ilişkileri karşılaştırmak isterseniz bir korelasyonel araştırma yöntemi ya da metodu seçmiş olursunuz. İlave olarak lise öğrencileri arasında kitap okuma alışkanlığıyla öğrencilerin ders durum başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmak istiyorsanız yine korelasyonel araştırmayı kullanmak zorundasınız. Peki korelasyonel araştırmalarda neleri yapamazsınız?
Bir kere katılımcıları karşılaştıramazsınız. Örneğin, karşılaştırılan gruplar bir tedavinin bir grup üzerindeki etkisini incelemek için kullanılır. Ama siz grupları doğrudan birbirleriyle karşılaştıramazsınız. Katılımcıları rastgele seçemezsiniz çünkü özellikle belirli bir olguya sahip bireylerden oluşan bir grubu çalışmak zorundasınız. Mesela diyabet hastalığıyla ilgili bir durumu ya da bir ilacın diyabet hastaları üzerindeki etkinliğini çalışmak istiyorsanız örneklem grubunuz sadece diyabet hastalarından oluşmak zorundadır. Dolayısıyla sağlıklı bireyleri bu katılımcı grubunun içerisine dahil edemezsiniz. Katılımcılar arasında denklik bulunmaz bu yöntemde. Yani karşılaştırma grupları olmadan gruplar arasındaki denkliği belirlemek mümkün değildir. Nicel araştırma yöntemlerinin bir diğer çeşidi ise nedensel karşılaştırma araştırması demiştik arkadaşlar. Burada bir eylem veya olayın gerçekleşmesinden hemen sonra bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkileri bulmayı amaçlayan bir araştırma türüdür bu. Bağımsız değişkenin iki ya da daha fazla grubu karşılaştırarak bağımlı değişkeni etkileyip etkilemediği hakkında bir fikir yürütülmeye çalışılır. Bir örnekle açıklayacak olursak, araştırmacı şunu araştırıyor olabilir. Yeni önerilen 9. sınıf matematik müfredatının mevcut olan müfredattan daha etkili bir şekilde eğitim öğretimi iyileştirip iyileştirmeyeceği. Burada bir karşılaştırma araştırması yapabilir. Yani bir yeni müfredat önerildi. Eski müfredatla öğrenciler eğitim öğretim aldıklarında ne kadar başarılılar? Yeni müfredatla eğitim öğretim aldıklarında ne kadar başarılılar? Ya da bir başka örnek, yine bununla bağlantılı olarak yeni müfredatı ilçe boyunca uygulamadan önce ilçelerin matematiksel başarısını mevcut müfredatı kullanan bir okulla karşılaştırarak nedensel karşılaştırma araştırması yapılabilir. Mesela yeni müfredatı uygulayan bir okulda öğrencilerin herhangi bir dersten başarısı ile eski müfredatı uygulayan bir okulda öğrencilerin yine aynı dersten başarı düzeylerini karşılaştırarak yeni müfredatın aslında daha başarılı olup olmadığı konusunda fikir sahibi olunabilir. Bir diğer nicel araştırma deseni deneysel araştırmalardı. Araştırmacılar tarafından bir ya da daha fazla değişkeni manipüle etmek ve değişkenlerin geri kalanlarını kontrol altında tutmak için uygulanan sistematik bir yaklaşımdır, bilimsel bir yaklaşımdır. Hangi alanlarda kullanılır? Sosyolojide, psikolojide, fizikte, kimyada, biyolojide, tıpta, yani pek çok alanda kullanılabilir. Fen bilimlerinde çalışanların özellikle başvurduğu araştırma desenlerinden bir tanesidir. 3 kategoride incelenebilir. Birincisi zayıf deneysel desenler, ikincisi yarı deneysel desenler, üçüncüsü ise gerçek deneysel desenlerdir. Zayıf deneysel desenler aslında bir deney özelliği göstermezler ve bu nedenle bilimsel yönü zayıf bir desen türüdür. Yarı deneysel desenler ise aslında bağımsız değişkene müdahale edilmek suretiyle bağımlı değişken üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir desen türüdür. Kullanımı son günlerde iyice yaygınlaşmıştır. Bunun temel nedeni gerçek bir deneysel desenin eğitim bilimleri gibi bir takım sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde uygulanması sırasında bir takım zorluklarla karşılaşılıyor olmasıdır. Bir diğer deneysel desen türü de gerçek deneysel desen türüydü arkadaşlar. Aslında bilimsel nitelik yönünden en güçlü olan deneysel desen türüdür arkadaşlar. Burada biri deney grubu, diğeri de kontrol grubu olmak üzere iki temel grup vardır. Ve gruplar birbirleriyle karşılaştırılabilir ve sonuçlarda gözlenen farklılıklar yabancı faktörlerden ya da önceden var olan farklılıklardan kaynaklanmamaktadır. Çünkü araştırmacı o farklılıkların tamamını hariç tutacak şekilde bir deney dizayn etmiştir. Mesela tedavi amaçlı bir ilacın yan etkisi test ediliyorsa eğer bir gruba ilaç, diğer gruba da ilaç benzeri başka bir madde, örneğin bir şeker ya da biraz su verilebilir. Ve o ilacın yan etkileri deneysel grup üzerinde de kontrol grubu üzerinde de test edilerek birbiriyle karşılaştırılır. Bir diğer araştırma türü nicel araştırmalar içerisinde tek denekli araştırmaydı arkadaşlar.
sadece adından da anlaşılabileceği gibi sadece tek bir deneye ilişkin bulguların yorumlandığı sosyal hizmetler, klinik psikoloji, eğitim, psikiyatri ve psikolojik danışmanlık alanlarında özellikle kullanılan bir araştırma türüdür. Burada tek denek derken sadece bir birey anlaşılmasın. Bir birey tek denekli bir çalışmanın temel olgusu olabilir, evet, ama bir sınıfın kendisi kurumsal olarak denek olabilir, tek denek olabilir ya da bir okulun kendisi kurumsal olarak bir tek denek olabilir. Bir diğer nicel araştırma yöntemi de meta analizdi arkadaşlar. Burada daha önceden toplanmış veriler üzerinde yapılan bir çalışmadan bahsediliyor daha ziyade. Aynı konu üzerinde daha önce yürütülmüş araştırma bulgularını birleştiren ve ulaşılan bulguları istatistiksel analiz işlemlerine tabi tutarak onları bütünleştiren bir yöntemdir. Aslına bakılırsa bir tür literatür taramasıdır arkadaşlar. Geçmişte elde edilmiş verileri toplayarak onlar üzerinde araştırma yapmak demektir arkadaşlar. Mesela üniversiteye giriş sınavlarında kullanılan çoktan seçmeli testlerin öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisi uzun yıllar boyunca elde edilen verilere dayalı olarak analiz edilmek istenirse o zaman bir meta analiz gerçekleştirilmiş olur. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız nicel araştırma yöntemlerinin çeşitleriydi. Yani sayısal verilerin elde edildiği araştırma yöntemlerinin çeşitleriydi. Peki bir de nitel araştırma yöntemleri vardır demiştik. Yani sayılardan ziyade başka bulguların elde edildiği, mesela bireylerin deneyimlerinin anlamlarını ortaya koymaya çalıştığımız ya da belirli olay veya bir problemin nasıl gördüklerini anlamlandırmaya çalıştığımız araştırma türleridir. Doğasında keşfetmek olan araştırma türleridir. Buradan da anlayabileceğiniz üzere burada sayısal veriler elde edilmez. Bu tür bir araştırmaya başlanırken genellikle ne ya da nasıl sorularıyla başlanır ve verilerin büyük çoğunluğu katılımcıların belirttikleri söz ya da kelimelerden oluşmaktadır. Genellikle veri toplama aracı olarak burada röportajlardan, gözlemlerden, gazete ya da dergilerden, video ya da ses kaydı gibi araçlardan faydalanılır. Mesela bir öğretmen öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken tırnak içerisinde tatmin edici, iyi ya da 100 üzerinden 60 gibi değerlendirme kriterleri ortaya koyabilir. Eğer öğretmen öğrencinin ödevini değerlendirirken 100 üzerinden 60 derse o zaman rakam ifade etmiştir. Bu bir nicel araştırma, nicel veridir. Ama ödev için tatmin edici ya da iyi kelimelerini kullanırsa o zaman bu bir nitel veridir. Nitelemektedir olayı. Dolayısıyla tatmin edici ya da iyi tarzında bir veriyi ortaya koyuyorsak, inceliyorsak o zaman nitel araştırma yapmışız demektir. Nitel araştırmanın diğer araştırma yöntemlerine göre bir takım zayıf yönleri vardır. Mesela gelecekteki olaylar hakkında bir tahminde bulunmak genellikle mümkün değildir. Burada şu anlatılmak isteniyor. Mevcut bir örneklem grubu üzerinden elde edilen bilgiler daha geniş bir gruba genellenemez. Ve benzer, gelecekte meydana gelecek benzer olaylara da genellikle genellenemez. O nedenle gelecekteki olaylar hakkında bir tahminde bulunmak genellikle mümkün değildir nitel araştırmalarla. Nicel araştırmalara göre daha düşük güvenilirlik düzeyine sahiptir. Çünkü nicel araştırmalarda biliyorsunuz rakamlar elde ediliyordu ve onlar istatistiksel analiz programlarıyla analiz edilerek güvenilir bilgiler ortaya konuluyordu. Ama burada bu tarz sayısal veriler elde edilemediği için elde edilen sonuçlar da nicel araştırmalara göre güvenilirlik açısından daha düşük düzeydedir. Verilerin toplanması nitel araştırmalarda daha uzun sürmektedir. Ve bir başka dezavantaj da araştırmacının ya da katılımcının ön yargısı ya da kişisel fikirleri araştırma sonucunu etkileyebilir. Bu önemli bir dezavantajdır. Şimdi nitel ve nicel araştırmalarda kullanılan verileri birbirleriyle kıyaslayacak olursak neler diyebiliriz? İlk olarak nitel araştırmalarda kullanılan veriler sayılabilir değildir. Mesela bir metnin parçaları, bir fotoğraf ya da bir video, bunlar nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan veri toplama araçlarıdır. Ama
nicel araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarıyla elde edilen veriler hem sayısaldırlar hem de sayısallaştırılabilen verilerdir. İkinci karşılaştırma unsurumuz nedir? Nitel araştırmalarda kullanılan verilerin çoğu nicel araştırmalarda kullanılanlara göre daha küçük bir örneklem ya da çalışma grubundan toplanır. Çünkü zahmetli bir çalışmadır nitel çalışma. Nitel araştırmalarda kullanılan verilerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmamasına önem verilmez. Çünkü nitel araştırmalarda sayısal veri elde edilmediği için dolayısıyla o sayısal verilerde analiz programlarına tabi tutulamaz. Dolayısıyla burada elde edilen verilerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadıkları çok önemli değildir. Üçüncü olarak ne söyleyebiliriz? Nitel araştırmalarda kullanılan veriler bireylerin düşünceleri ya da duyguları gibi çok yönlü bilgiler vermektedir. Ve oldukça zengin yapıdadır. Nicel araştırmalardan elde edilen veriler ise belirli bir olgu hakkındaki bilgileri toplamamıza ve bu bilgilerin istatistiksel olarak desteklenmesine olanak sağlayan verilerdir. Peki bir tablo ya da birbirini takip eden slaytlar halinde nitel ve nicel araştırma yöntemlerini farklı başlıklar altında kıyaslayacak olursak neler söyleyebiliriz? Bir kere amaç bakımından karşılaştıracak olursak nitel araştırmalarda amaç derinlemesine betimleme ve yorumlama yapmaktır ve katılımcıların perspektiflerini anlamaya çalışmaktır. Ama nicel araştırmada amaç genelleme yapmak, tahminde bulunmak ve neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarmaktır. Peki araştırma sorusu bakımından karşılaştırma yapacak olursak, nitel araştırmalarda genellikle nasıl ya da neden gibi sorular sorulur. Mesela okul müdürünüz performansını geliştirmek için sizce nasıl bir yol izlemelidir? Bu nitel araştırmalarda araştırmaya başlanırken sorulabilecek sorulardan bir tanesidir. Nicel araştırmalarda ise ne kadar ya da ne miktarda, yani cevabını sayılarla alabileceğiniz sorular sorulur. Mesela bir hata yaptığınızda okul müdürünüz size hangi düzeyde olumsuz tepkiler verir? O düzeyleri bir anket yapıyorsanız 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sınıflandırmış iseniz denekler, yani katılımcılar o rakamlardan bir tanesini seçerek cevap vereceklerdir. Dolayısıyla sayısal bir veri elde etmiş olursunuz. Peki elde edilen veriler bakımından nicel ve nitel araştırmaları kıyaslayacak olursanız nitel araştırmalarda kelimeler, davranışlar ya da imgeler toplanan verilerdir. Bir olgu hakkında veri toplanır. Nicel araştırmalarda ise sayılar elde edilir ve bu sayılar sayısal olarak manipüle edilebilir. Ve istatistiksel yöntemlerle analiz edilince kesin, objektif ve ölçülebilir bir veri kümesi niteliği kazanırlar. Peki nitel ve nicel araştırmayı araştırma yöntemi açısından karşılaştıracak olursak ne söyleyebiliriz? Nitel araştırmada araştırmacı çoğu zaman neyi araştırdığı hakkında aslında genel bir bilgiye sahiptir. Bu nedenle söz konusu olgunun tam olarak anlaşılmasını sağlamak için araştırma devam ederken esnek davranabilir. Yani araştırmanın rotasını değiştirebilir. Örneğin bir kişiye herhangi bir konuda soru sorduğunda aldığı cevap önceden öngörmediği bir cevapsa o cevaba göre araştırmanın rotasını esnetebilir. Ama nicel araştırmalarda ölçülecek değişkenleri ve bu değişkenlerle ilgili bilgilerin nasıl elde edileceği genellikle önceden planlanmıştır. Dolayısıyla o planın dışına çok fazla çıkılamaz. Peki örneklem açısından nitel ve nicel araştırmaları kıyaslayacak olursak ne söyleyebiliriz? Nitel araştırmalarda genellikle rastgele olmayan küçük gruplardan veri toplanır. Çünkü toplanan verinin işlenmesi oldukça zahmetlidir. Çünkü sayısal veriler değildir bunlar. Kelimelerden, metinlerden oluşan, yorumlardan oluşan verilerdir. O nedenle küçük gruplar üzerinde çalışılır. Ama nicel araştırmalarda evreni temsil edecek büyüklükteki örneklemden veri toplanabilir ve bu verinin analiz edilmesini de zaten istatistiksel analiz programları gerçekleştirdiği için, yani analiz etmek problem olmadığı için örneklem grubu nitel araştırmalara göre daha büyük olabilir. Peki veri toplama aracı açısından karşılaştıracak olursak neler söyleyebiliriz? Nitel araştırmalarda
derinlemesine görüşme ya da katılımcı gözlemi, belge analizi, odak gruplar gibi yöntemler kullanılır. Araştırmacı, katılımcıların davranışlarını gözlemler, kaydeder veya doğal ortamlarında onlarla görüşür. Mesela sınıf ortamı ya da klinik gibi. Nicel araştırmalarda ise sayısal verilerin toplanabilmesi için daha ziyade anket formu, soru formu, ölçek, deneysel sistemler gibi bir takım ölçme araçları kullanılır. Peki analiz bakımından karşılaştıracak olursak, şimdi verileri elde ettik. Bunları analiz edeceğiz. Nitel araştırmalarda genellikle tüme varım ilkesi hakimdir. Yani parçaları birleştirerek bir bütüne gitmeye çalışma. Yani büyük resme doğru gitmeye çalışma. Burada veriler, yani sözcükler, ifadeler ya da kavramlar önce kategorilere ayrılır ve kodlanır. Sonra da veriler arasındaki ilişki yapıları tanımlanmaya çalışılarak parçadan parçaları birleştirerek bütüne gidilmeye çalışılır. Nicel araştırmalarda ise tümden gelim ilkesi hakimdir. Yani bütünden parçalara doğru inme eğilimi söz konusudur. Burada kesin ölçümler yapılır, matematiksel formüller kullanılır ve hipotez sınanır. Peki artık verileri de analiz ettik. Sonuç bakımından nitel ve nicel araştırmaları kıyaslayacak olursak neler söyleyebiliriz? Nitel araştırma katılımcıların bakış açılarının anlaşılmaya çalışıldığı çalışmalardır. Ve sonuçlar bağlamsal temeller üzerine yapılandırılır. Nicel araştırmada ise araştırmanın bir hedefi vardır ve bu hedefe ilişkin bir takım tahminlerde bulunulmuştur. Yani hipotez ortaya konulmuştur ve elde edilen sonuçların bu hipotezi doğrulayıp doğrulamadığı dokümante edilmeye çalışılır. Şimdi nicel araştırmayı tanımladık, nicel araştırma yöntemlerini verdik. Sonra nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farklılıkları aktardık. Şimdi de nitel araştırma yöntemlerinin, yani sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan araştırma desenlerinin ne olduğuna biraz göz atalım. Bu araştırma desenlerini 7 başlık altında inceleyebiliriz. Etnografik araştırma, tarihsel araştırma, eylem araştırması, olgu bilim yani fenomenoloji araştırması, kuram oluşturma, durum çalışması ve anlatı araştırması. Bunlar hakkında peki neler söyleyebiliriz? Etnografik araştırmada insan davranışları doğrudan gözlemlenir ve bu gözlemlere dayalı olarak tanımlamalar yapılır. Amaç nedir? Amaç ortaya çıkan kültürleri, zorlukları, motivasyonları ve ortamları anlayıp tasvir etmektir. Genellikle etnografik araştırmalar nitel araştırmalar içerisindeki en önemli gruplardan bir tanesidir ve daha ziyade katılımcı gözlemi yönteminin kullanıldığı araştırmalardır arkadaşlar. Bu araştırmaların olmazsa olmazları nelerdir? Bir kere araştırma kesinlikle doğal ortamında yapılmak zorundadır. Araştırmacı katılımcı hakkında empati oluşturabilmelidir. Yani kendisini karşısındakinin yerine koyabilmelidir. Araştırmacı olaylara katılımcıyla birlikte tanıklık etmek zorundadır. Objektif sonuçların elde edilebilmesi için. Ve yine araştırmacı katılımcının içerisinde bulunduğu kültürel ve sosyal yaşamla ilgili önceden bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü neyi araştırıyorsa o araştırma konusu üzerinde önceden bir miktar bilgi edinmiş olması gerekiyor. Etnografik araştırmalar birkaç gün de sürebilir, birkaç yıl da sürebilir. Derinlemesine gözlem yapılır ve veri toplanır. Oldukça zor, zahmetli ve maliyetli bir süreçtir. Zaman alıcı bir süreçtir. Ve araştırmacının da aynı zamanda bu tarz bir araştırmaya yatkınlığının olması gerekir. Yani analitik bir zekasının olması gerektirir. Araştırmacı bazı durumlarda kendi kimliğini gizleyerek bir grubun içerisine girmek zorunda kalabilir. Kendi kimliğini gizlemek zorundadır çünkü katılımcıları doğal ortamlarında ve araştırma altında olduklarını hissettirmeden gözlemlemesi gerekebilir. Bu da kendi kimliğini gizlediği için bazen bilim etiği açısından bazı problemlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bir diğer nitel araştırma yöntemi tarihsel araştırma demiştik arkadaşlar. Nasıl bir süreçtir tarihsel araştırma süreci?
geçmiş olayların, gelişimi ve deneyimlerin eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi, geçmiş referansların, bilgi kaynaklarının geçerliliği ve daha sonra söz konusu ifadelerin yorumlanması açısından dikkatlice değerlendirilmesi sürecidir. Burada yalnızca geçmişteki olaylar araştırılmaz. Aynı zamanda bu olayların şimdiye etkileri, hatta gelecek periyotlara etkileri de bu tarihsel araştırmaların konusudur. Mesela geçmişte herhangi iki ülke arasında yaşanan sorunlar ilerleyen periyotta o ülkelerin ilişkilerini kuvvetle muhtemel etkileyecektir. Bu bir tarihsel araştırma konusudur. Geçmişte yaşanan olaylar bu tarz araştırmalarda değiştirilemez. Neden? Geçmişteki olay geçmişte kalmıştır. Bir daha yaşanması ve sonuçları bakımından değiştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla tarihsel araştırmalar yapanlar değişkenleri manipüle edemez ya da kontrol edemez. Çünkü olaylar geçmişte kalmıştır zaten. Diğer araştırma türlerine göre tarihsel araştırmaları yapmak genellikle zordur. Neden? O kayıtlara ulaşmanız gerekir. Bunun için de bir dedektif merakı, azmi ve kuşkuculuğu taşımak zorundasınız. Tarihsel araştırmalarda başvurulan veri kaynakları dörde ayrılır. Birinci kategoride birincil kaynaklar yer alır. Yani arşivlerde bulunan orijinal belgeler birinci kaynaklardır. İkinci kaynaklar ise diğer yazarların tarih hakkındaki yazdıkları eserlerdir. Yani birinci kaynakla sizin aranızda bir başkası bulunuyorsa, o başkası geçmişteki kaydı yorumlayarak yeniden bir yazıya dökmüşse, siz ikinci kaynağa başvurmuşsunuz demektir. Üçüncü kaynak çeşidi resmi kaynaklardır. Çeşitli kurumlardan gelen resmi kayıtlar ya da vaka raporları resmi kayıtlar niteliğini taşımaktadır. Son kategori ise özel materyallerdir. Mesela otobiyografiler, günlükler, anılar, sözlü tarih kayıtları bu kategoride incelenen tarihsel veri kaynaklarıdır. Tarihsel araştırmanın amaçları bilinmeyen bir gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olmaya çalışmak, geçmişteki sonuçlara göre günümüzdeki olayları ve onların aralarındaki ilişkileri incelemek, irdelemek ve henüz cevaplanmamış soruları cevaplamaya çalışmaktır arkadaşlar. Nitel araştırma yöntemleri içerisinde bir başka araştırma deseni de eylem araştırması demiştik arkadaşlar. Burada sosyal alanlarda değişim ve gelişim oluşturmak amacıyla elde edilmesi gereken bilgilerin sistematik bir şekilde toplanması durumu söz konusudur arkadaşlar. Araştırmacı burada ne yapar? Araştırmacı ilgi duyduğu bir konuyu kendi bağlamı içerisinde uzun bir süre inceler ve ona ilişkin, yani soruna ya da probleme ilişkin bilgi toplar. Ve o probleme yönelik değişme ve gelişmeler konusunda önemli bilgiler edinir. Ve sonuçları kapsamlı bir şekilde tahlil eder. Ve sonuçta problemin çözümüne katkı sunması muhtemel olası seçenekleri görmeye başlar. Ve bu seçenekler arasından en uygun olanı tercih ederek bir problemin çözümüne gitmeye çalışır. Bir diğer nitel araştırma yöntemi de olgu bilim demiştim ya da diğer adıyla fenomenoloji demiştim. Araştırmacının sezgisel olarak fark ettiği ancak derinlemesine ve kapsamlı bir anlayışa sahip olmadığı durumlarda kullanılan bir nitel araştırma çeşididir. Yanıtı aranan temel soru gerçeğin ne olduğu sorusudur. Belirli bir olay ya da durumu tecrübe eden bireylerin bu olay ya da durumu nasıl anlamlandırdıklarıdır aslında araştırmanın temel odaklandığı konu. Mesela PISA ya da TIMSS gibi uluslararası yapılan geniş ölçekli sınavlarda ülkemizin başarısızlığının nedenini araştırmak istiyorsanız bir fenomenoloji, yani olgu bilim çalışması yapabilirsiniz. Siz bu çalışmayı yaptığınızda sonuçlar başarısızlıkla ilgili size bir takım ipuçları verecektir. Yani başarısızlığın diğer değişkenlerle ne tür ilişki içerisinde olduğunu size söyleyecektir. Örneğin PISA ya da TIMSS sınavlarında ülkemizde öğrenciler başarısızsa bunun nedeninde ezberci bir eğitim sisteminin yürütülüyor olmasının yatıp yatmadığını bu olgu bilim çalışmalarıyla dokümante edebilirsiniz. Bu başarısızlığın öğrencinin günlük yaşamını nasıl etkilediğini de
bu araştırmalarla ortaya koyabilirsiniz. Mesela öğrenci bir sınavdan başarısızlık gösterdiğinde bu başarısızlık öğrencinin aile içi ilişkilerini nasıl etkiliyor ya da arkadaş ortamını nasıl etkiliyor? İşte bu tür olgularda yeterli düzeyde bilgiye sahip olabilmek için olgu bilim araştırması yürütülebilir. Bu şekilde başarısızlığın çeşitli açılardan ne anlama geldiği dokümante edilmiş olur. Kuram oluşturma da bir başka nitel araştırma yöntemiydi. Verilerin sistematik olarak bir araya getirilerek analiz edilmesi ve yeni olguların keşfedilmesi durumudur. Teoriye ulaşabilmek için burada verilerin sistemli bir şekilde toplanması gerekir. Amaç nedir kuram oluşturma çalışmalarında? Anlaşılması güç bir olgunun ortaya çıkmasını tetikleyen nedenleri belirlemek ya da az bilinen bir olgu üzerine yeni bilgiler eklemektir. Burada veri toplama araçları neler olabilir? Görüşmeler temel veri toplama araçlarıdır burada arkadaşlar. Ama buna ilave olarak medya kaynakları, gözlemler ya da belgeler gibi diğer bazı teknikler de veri toplama aracı olarak kullanılabilir. Durum çalışması sınırlı bir sistemin işleyiş biçimi hakkında düzenli olarak veri toplamak ve bu yolla sistemin işleyiş biçimini derinlemesine keşfetmek amacıyla uygulanan bir yaklaşım. Başka adlarla da literatürde isimlendirilmektedir. Mesela örnek olay incelemesi ya da vaka çalışması şeklinde de nitelendirilebilmektedir bu nitel araştırma yöntemi arkadaşlar. Prensip nedir? Burada temel prensip tek bir durum ya da olayın derinlemesine ve boylamsal esaslar temelinde ele alınarak incelenmesidir. Hangi veri toplama araçlarından faydalanılır? Genellikle belgeler, arşiv kayıtları, mülakatlar ve katılımcı gözlemi gibi bir takım veri toplama araçlarından faydalanılabilir. Özellikle durum çalışmaları sağlık merkezleri alanında geniş bir uygulama sahasına sahiptir. Mesela taburcu işlemleri kapsamında başka bir hastaneyle işbirliği yapılması gibi yeni bir hizmetin geliştirilmesiyle ilgili bir durum çalışması gerçekleştirilebilir. Durum çalışmasını hangi basamakları izleyerek yapıyoruz? Şuradaki figürden de görüleceği üzere önce bir araştırma sorusu ortaya koyarsınız. Nasıl, niçin, nereye ya da ne gibi bir araştırma sorusu. Sonra bireysel grupları analiz edersiniz ve elde ettiğiniz verilerin birbirleriyle anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığını tespit etmek için verileri birbirine bağlarsınız ve son aşamada da gerekli yorumlamaları yaparsınız. Yani elde ettiğiniz bulgulardan yola çıkarak yorum gerçekleştirirsiniz. Bir diğer nitel araştırma yöntemi de anlatı araştırmasıdır arkadaşlar. Burada metnin özelliklerinin ve son zamanlarda sosyal, tarihi ve kültürel bağlamlarda insan içi ilişkilerin anlamlarının analiz edildiği bir yöntemdir anlatı araştırması. Adından da anlaşılacağı gibi insanların kendilerinin ya da o insanların bir dizi olayla ilişkili olarak anlatılarının esas alındığı bir araştırma desenidir. Oldukça zaman alıcıdır ve genellikle çok az sayıda vaka içerir. Çünkü elde edeceğiniz veriler yorumlanması zaman alıcı veriler olduğu için küçük bir örneklem grubu üzerinde çalışmanız gerekir. Mesela bir doktor sadece sınırlı sayıda hastadan röportaj alabilir. Hastalıklarının artılarını ve eksilerini anlatması bir anlatı araştırmasıdır. Temelinde doğrudan katılımcıların anlattıkları hikayelerin olduğu araştırmalardır arkadaşlar. Mesela bir araştırmacı 20. yüzyılda okullardaki fiziksel cezanın etkilerini incelemek istediği bir araştırmada anlatı yönteminden faydalanabilir. Anlatı araştırmalarında veri toplama araçları nelerdir? Gözlemler, günlükler, mektuplar, röportajlar, eserler ya da fotoğraflar veri toplama araçları olarak kullanılabilir. Şimdi buraya kadar olan kısımda önce nicel araştırma desenlerini sonra da nitel araştırma desenlerini anlattık. Ama sunumun başlangıcında hatırlarsanız son yıllarda
bazı çalışmalarda hem nitel hem de nicel araştırma desenlerinin bir arada kullanıldığını söylemiştik. Bu tarz bir yaklaşım karma araştırma demektir arkadaşlar. Yani nitel ve nicel yaklaşımların tek bir araştırmada birlikte kullanılmasına dayanan bir yaklaşımdır. Nitel ve nicel unsurların araştırma probleminin daha eksiksiz bir şekilde hesaplanması için birbirine bağlandığı bir süreçtir arkadaşlar. Mesela öğrencilerin bir sınıfı oluşturan öğrencilerin kaç tanesinin 60 ve üzeri not aldığına ilişkin bir çalışma yapıyorsanız o zaman sayısal veriler elde edersiniz. Bu bir nicel araştırmadır. Ama öğrencilerin neden zayıf aldıklarını, özellikle zayıf alanların bu durumlarının altında yatan temel nedenin ne olduğuyla çalışma verilerinizi destekleyip güçlendirmek istiyorsanız o zaman nitel veriler de elde etmek zorundasınız. Dolayısıyla böyle bir çalışmada nitel ve nicel araştırma desenlerini bir arada kullanmanız gerekiyor. Peki siz bu karma araştırma yöntemini kullanırsanız bu yöntemin size sağlayacağı avantajlar nelerdir? Bir kere çok yönlü, derinlemesine analiz gerektiren disiplinler arası araştırmaların yapılabilmesi için yol göstericidir bu tarz araştırmalar. Ve diğer bazı yöntemlerle cevaplayamayacağınız bir takım soruların cevaplarının ortaya çıkmasını sağlar. İncelenen herhangi bir davranış hakkında daha derin bir anlayış ya da ortaya çıkanların ardındaki anlam hakkında daha iyi bir fikir edinmenizi sağlayacaktır. Ve bu tarz araştırmalardan yani karma araştırmalardan elde edilecek çıkarımlar daha güçlü çıkarımlardır. Çünkü olayı derinlemesine analiz edip nedenlerini ortaya koyan çalışmalardır. Ve farklı bulguların elde edilmesine olanak sağlar. Ama karma araştırma yöntemlerinin bir takım zayıf yönleri de vardır. Mesela bazı problemlere cevap ararken hem nitel hem de nicel teknikleri bir arada kullanmak güç olabilir. Karma araştırma yöntemleri genellikle maliyeti yüksek ve zaman alıcı araştırmalardır. Ve nitel ya da nicel araştırmaların araştırmanın bütünü içerisinde hangi bölümlerde uygulanacağına ilişkin literatürde maalesef otoriteler arasında sağlanmış bir fikir birliği yok. Yani çalışmanın neresinde nitel analizi, neresinde nicel analizi kullanacağınıza yönelik bir fikir birliği henüz literatürde oluşmuş değil arkadaşlar. Bir de veri analiz süreci biraz zaman alabilmekte. Çünkü farklı farklı türlerde veri elde ettiğiniz için tüm bu verileri yorumlayıp bir araya getirip tek bir kaynak haline dönüştürmeniz biraz zaman alacaktır. Karma araştırmanın adımları nelerdir? Birinci adımda karma araştırma yönteminin çalışma konusuna ve amacına uygun olup olmadığına karar verirsiniz. Uygun olduğuna karar veriyorsanız ikinci adımda karma araştırma yönteminin kullanılması için bir gerekçe belirlersiniz. Yani bu araştırmayı yaparken hem nicel hem de nitel araştırma tekniklerini şu nedenle bir arada kullandım demeniz gerekiyor. Yani bir gerekçe ortaya koymanız gerekiyor. Üçüncü adım veri toplama araçlarını ve desen türlerini belirleme yani metodolojiyi belirleme aşamasıdır. Hem nicel hem de nitel araştırma desenlerini bir arada yürütecekseniz ikisinin de ayrıntısına tek tek karar vermeniz gerekiyor. Dördüncü adımda nitel, nicel ve karma araştırma yöntemine göre araştırma problemleri geliştirirsiniz. Bir sonraki adımda nitel ve nicel yöntemlerden gelen verileri toplarsınız. Bir sonraki aşamada yani 6. adımda verileri ayrı ayrı ya da eş zamanlı olarak analiz eder ve onları anlamlandırırsınız. Son aşamada ise bir ya da iki aşamalı bir basamak halinde araştırma sonuçlarını raporlaştırırsınız. Şimdi buraya kadar olan kısımda size nicel ve nitel araştırma ne demek? Bu desenlerin çeşitleri nelerdir? Buna ilişkin bir bilgi vermiştim. Ama olayın geneline yani büyük resme tekrar bakabilmek için son slaytta bir kategorize edilmiş versiyonunu sunmanın anlamlandırmayı ve hatırlamayı kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ne demiştik? Nicel araştırmalar verilerin sayısal olduğu araştırmalardır ve
6'ya ayırmıştık. Tarama araştırması, korelasyonel araştırma, nedensel karşılaştırma araştırması, deneysel araştırma, tek denekli araştırma ve meta analiz demiştik. Ve bunlardan iki tanesini de, yani tarama araştırmasını ve deneysel araştırmaları kendi içinde gruplandırmıştık. Neydi bu gruplar? Tarama araştırmasını kesitsel tarama, boylamsal tarama ve geçmişe dönük tarama olmak üzere kendi içinde sınıflandırmıştık. Deneysel araştırmayı ise zayıf deneysel desenler, yarı deneysel desenler ve gerçek deneysel desenler olarak sınıflandırmıştık. Şu mavi ile gördüğünüz kısımlar verilerin sayısal olduğu araştırma desenleriydi. Bir de verilerin sayısal olmadığı, yoruma dayalı verilerin elde edildiği araştırma süreçleri vardır ve bunlara da nitel araştırmalar denir demiştik. Bakın şu kırmızıyla görülenler arkadaşlar. Nitel araştırmaları da temelde 7 gruba ayırmıştık az önce hatırlayacaksınız. Etnografik araştırma, tarihsel araştırma, eylem araştırması, olgu bilim çalışmaları, kuram oluşturma, durum çalışması ve anlatı araştırması olmak üzere. Ve son olarak da nicel ve nitel araştırmaların birlikte kullanıldığı karma araştırma deseninden bahsetmiştik. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.